Efendim iyi akşamlar. Haberin içinden programıyla ekranlardayız. Değerli izleyenler, gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bir tarafta ekonomik sıkıntılar, öbür tarafta siyasetin nereye doğru evrileceğine ilişkin bazı gelişmeler. Bunların hepsi birer soru işareti olarak önümüzdeki süreç için önümüzde duruyor. Biz de bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Önümüzdeki 45 dakikalık süre içinde. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, gerçekten şimdi ekonomiyi ayrı tutacak olursak eğer siyaset çok ilginç bir yön aldı. 23 Haziran'dan sonra özellikle İstanbul seçimlerinin tamamlanmasından sonra AKP'nin içinde bazı kıpırdamalar var. Ali Babacan bir tarafta, Ahmet Davutoğlu öbür tarafta ama Ali Babacan'ın arkasında Abdullah Gül olduğu da bilinen bir başka gerçek. İşte bu AKP'nin içinde özellikle AKP Genel Başkanı'nın nezdinde ciddi tepkiye de yol açtı. En son bir seyahatinin dönüşünde bu durum soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AKP Genel Başkanı'na. Çok ilginç bir söz söyledi. Ümmeti bölmeye kimsenin hakkı yok dedi. Şimdi buradan hareketle ümmet nedir? Millet nedir? Ulus nedir? Biz bir ümmet miyiz? Yoksa ulus bilincine sahip yurttaşlar mıyız? Demokratik, laik bir devletin içinde ümmetin yeri var mıdır? Eğer ümmetin yeri burada yoksa bu Sayın Cumhurbaşkanı söylediği sözü nereye koyacağız? Buradan başlayalım. Bu istikamette devam ederiz. Evet, teşekkür ederim. Ümmet kelimesi İslami literatürde kullanılan bir kavramdır. Ama demokratik bir toplumda vatandaşlar ümmet kavramıyla tanımlanmazlar. Ama geçmişte İslami kuralların hakim olduğu veya din adına iktidarların bulunduğu dönemlerde bu ümmet kavramı her zaman önemsenmiştir. Ama Kur'an'a baktığımızda da ümmet yani kavramlaştığı gibi her yerde kullanılmaz. Mesela topluluk anlamına gelir. Hayvan toplulukları için bile kullanılabilen bir kavramdır, kelimedir. Ama kavramsal olarak ifade edildiği zaman aynı inanca mensup kişilerin tamamını ifade eder. Yani ümmet dediğinizde özelde işte İslam toplumunu, Müslümanların tamamını ifade eden bir kavramdır. Ama siyasette, laik Türkiye Cumhuriyeti'nde, laik kurallara göre şekillenmiş bir devlette, işte parti kurma faaliyetlerini ümmet olarak değerlendirmek mümkün mü? Veya taraftarları ümmet tanımı içerisinde tasnif etmek mümkün mü? Bu mümkün değil. Ama burada Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı bir şey var. Kendi ana çekirdek tabanını oluşturan kesim, bu dini duyarlılıkları fazla olan kesimdir. Yani bunun oy oranının ne kadar olduğu tartışılabilir. 20 deyin, %20 deyin, 25 deyin veya 15 deyin ama Adalet ve Kalkınma Partisi tabanında bu yapı önemlidir. Öncelikle bu yapıyı sağlam tutmaya çalıştığını hissediyorum ben. Ümmeti bölmeyin diye aslında kendi tabanına mesaj veriyor. Orada hayır yok. Onlar bölücü. Onun için siz burada durmaya devam edin demek istedi. Ama siyaseten Türkiye'de bu şekilde seçmeni tasnif etmenin, ayrıştırmanın, bölmenin son derece de yanlış olduğunu düşünmek lazım. Ama bu ayrıştırmaya dayalı üslubu Sayın Erdoğan öteden beri sürekli olarak kullanıyor. Kendi partisine oy verenler dışındakileri sürekli olarak hem partilerini hem seçmenlerin kendisini ağır ithamlar altında tutmuştur. Agresif saldırılarda bulunmuştur. Ve kendi seçmeninin gönlüne de diğer partiler ve partilerin seçmenleri hakkında kin ve nefret duygusu ekmeği bir politik tarz olarak benimsemiştir. Evet. Dolayısıyla bu ümmet kavramını ilk defa kullanıyor ama bu kavramı kullanmadan önceki siyasi hayatında da siyaset tarzında da bu ayrıştırmacı üslubu görüyoruz. Görüyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu ümmeti bölmeye hakkınız yok söz üzerine bir tweet attınız siz. Sayın Erdoğan, ümmeti bölmeye hakkınız yok buyurdular. Bir, siyasi rekabet ne ümmeti
ne milleti bölmek anlamına gelmez. 2. Bob eş başkanlığı ve Arap Baharı'nda ABD ile işbirliği yaparak İslam ümmetini kim bölmüştü acaba diye de bir soru sormuşsunuz. Buradan hareket edersek bir de 2002 yılında AKP'nin kuruluş çalışmalarını düşünürsek acaba ümmeti bu mantıkla devam edersek ümmeti ilk bölen kim diye bu da benim sorum size olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Bir kere AKP'nin bütün yazılı metinlerinde demokratik değerlere vurgu vardır. Dolayısıyla böyle dini kavramlara vurgu hiç yok. İşte programda laiklik geçer, demokratik, çağdaş demokratik değerler kavramı geçer. Cumhuriyet binlerce yıllık tarihimiz içerisinde en büyük kazanımıdır diye geçer. Ama dini kavramlar geçmez. Evet. Başlarken böyle başlamıştır. Ama bu siyasi rekabet bir bölücülük anlamına gelmez. Dünyanın hiçbir yerinde farklı partileri ülkeyi bölen unsurlar olarak hiç kimse görmemiştir. Aksine partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez ana unsurudur ve demokratik bir nizamın düzenin var olabilmesi için farklı partilere ihtiyaç vardır. Bir ülkede çok sayıda parti yok, üstelik tek bir parti varsa o ülke için zararlıdır. O ülke otoriterliğe doğru kayar ve demokrasiden mahrum bir siyasi hayatı teşekkül ettirir. Bu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Dolayısıyla burada kendi partisinde uzun yıllar bulunmuş bazı isimlerin ayrı bir parti girişiminde bulunmalarını bir bölünme kavramıyla açıklaması birinci yanlış. Çünkü siyasi partiler bölünmenin unsuru değil. Aslında farklı fikirlerin kendi aralarında rekabet ettiği, ülkeye zenginlik kattığı bir unsur. Demokrasinin gereği. Gereği. Yani parti çok parti olmadan zaten demokrasi olmuyor. Evet. İkincisi, yani bunun ümmet bağlamında bir bölünmeyle bağlantılı değerlendirilmesi de mümkün değil. O da yanlış. Yani teknik olarak Sayın Erdoğan'ın söylemiş olduğu cümle tamamıyla yanlıştır. Tweet'teki madde 1 dediğim husus budur. Evet. Yani siyasi rekabet, farklı partilerin olması ne ümmeti ne de milleti böler. Öyle bir şey yok. Halbuki ülkeye katkı sağlar. İkincisi ise yani ümmeti bölmekten söz ediyorsak şöyle bir empati kuralım. 2011 yılında işte Arap Baharı rüzgarlarının ilk estiği dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde özellikle Fransa, İngiltere gibi ülkelerin desteğiyle hatta İsrail'in amaçları doğrultusunda başlatılan bir süreçle İslam ülkeleri kan gölüne çevrilmiştir. Ve bu ittifak cephesinde Arap Baharı'nı başlatan cephenin içerisinde Sayın Erdoğan kendisi vardır. Başbakan olarak vardır. Ondan o süreç başlamadan bir süre önce kendisi Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak ilan edilmiştir. Kendisi defalarca Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diye ifade etmiştir. Ve bu projenin özünde de bu İslam ülkelerini bölmek, parçalamak, ümmeti birbirine çatıştırmak, kavga ettirmek, birbirinin kafasını gözünü kırmaktan öte mahvetmek vardır. Nitekim bakıyoruz şimdi Libya'ya paramparça, bakıyoruz Suriye'ye paramparça, Yemen aynı şey, diğer bazı ülkeler yine aynı durumdalar. Bu politikalar, İslam ümmetini parçalayan bu politikaların ana mimarlarından biri de Sayın Erdoğan'dır. O halde ümmeti bölen kendisidir. Ama şöyle bir şey de var. İnanır mısınız? İnsanlar en çok kendi yaptıkları ve yaşadıklarını iyi kavramlaştırırlar. Dolayısıyla kendisi yaşadığı için, onu içselleştirdiği için iyi kavramlaştırmayı biliyor ve onu kendisi hakkında kullanmıyor, bir başkası hakkında kullanıyor. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş derler. Evet. Herhalde bunu böyle özetlemek mümkün mü? Evet. Aynen öyledir.
Bir de hani o siz Orta Doğu'daki İslam coğrafyasıyla ilgili bir ümmet bölümünden bahsettiniz. Ben bir de 2002 yılında ya da 2001-2002 sürecinde AKP'nin içinden çıktığı milli görüşü bölmüş olmuyor mu diye sordum. Bu söylediğiniz tabii iç politika açısından daha yakın gözlemlediğimiz bir hadise olarak mutlak anlamda doğrudur. Çünkü AKP de aslında dini referansları daha güçlü olan işte milli görüş hareketinin içerisinden çıkmıştır ve asıl orada bir ümmetin bölünmesi vardır. Kendi kavramıyla anlatmaya çalışırsın. Evet, kendi kavramıyla. Evet. Yoksa o mantıkla yola bizim kavramlarımız farklı o konuda. Yok. AKP'de evet. Bir başka evet. Siyasi partidir. Bizim demokrasi evet. Anlayışımızda. Evet. Bu mantıktan, Sayın Erdoğan'ın mantığından yürürsek evet. Eğer diyorum. O mantıkla hareket edersek hem Türkiye'de ümmeti bölen bir isimdir, hem İslam dünyasında ümmeti bölen, parçalayan politikaları inşa eden ve fiilen de uygulayan biridir. Peki. Şimdi bu ümmeti bölme, bölmeme konusuna tekrar yeri gelirse döneriz. Ama Ali Babacan bir tarafta, Abdullah Gül'le birlikte, bir tarafta da Ahmet Davutoğlu. Yeni bir siyaset şekilleniyor. Yani hani çok klasik deyimle kartlar yeniden dağıtılıyor derler ya. Böyle bir durum var ülkede. Sayın Erdoğan'ın bu sözleri de zaten buna dönük ifadeler. Buradan hareket edersek eğer bu hareketin başarılı olma ihtimali var mıdır? Ya da neye göre başarıdır, başarısızlıktır? Bu iktidarın içinden, bu yapının içinden çıkmış bir başka siyasi hareketin halka söyleyeceği ne olabilir ve alternatif midir? Şu anda bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi işte iktidardadır, hükümettir. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hükümet teşekkül ediyor olsa da bu seçimi alabilmiş bir partidir. Ve Erdoğan'ın kendisi Cumhurbaşkanı. Evet. Bunun dışında partisi mecliste en fazla milletvekiline sahip olan parti. Nereden bakarsanız bakın %40 civarında oyu gözüküyor. Gerçi ittifaklarla bu oyu analiz edebiliriz. 31 Mart seçimleri itibariyle %40'ın altına düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama buna rağmen de yine Türkiye'de güçlü bir partidir. Evet. Önemli bir miktarda seçmeni vardır. Ve zaten siyasette yeni bir açılım yapıyorsa o tabandan gelen birileri öncelikle oradaki oylardan ne kadar alacak veya Sayın Erdoğan'a destek veren oyların ne kadarı bu yeni harekete gidecek? Bu son derece önemlidir. Şimdi oradan çıkmış olmak oraya hitap etmeyi de gerektirmiyor aslına bakarsanız. Ama öncelikle Erdoğan'ın da rahatsız olduğu nokta kendi oylarında biraz daha aşınma meydana getirebilir mi? Çünkü zaten İstanbul seçimlerinde, 31 Mart'taki Türkiye genelindeki yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğramıştır. Şeyi kaybetmiştir. Her iki seçimi de kaybetmiştir. Üst üste iki seçim kaybetmiş bir Erdoğan var şu anda. Üstelik de son seçimlerde İstanbul Türkiye'nin özetidir. İstanbul'daki oyu neredeyse 10 puan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerisindedir. %55'e yakın bir oy almıştır. %54 küsur oyu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve 44 civarında da bildiğiniz gibi AKP'nin oyu vardır. Arada 9-10 puanlık bir fark var. Bu hiç küçümsenecek bir fark değil bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk girdiği seçimden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı 9-10 puan geride hiç kalmamıştı. Bu kendisi için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bir de kendi içinde siyaset yapmış birileri çıkar, yanlışlarını anlatmaya başlarsa. Çünkü kendi içinden birilerinin yaptığı yanlışları anlatması kendi tabanında yanlışlarının algılanmasını güçlendirebilir. Böyle bir katkı sağlayabilir. Biraz aşınması halinde bir daha Cumhurbaşkanlığını da göremez, iktidarı da göremez anlamına gelir. Bu riski gördüğü için zaten hemen
vaziyet almaya çalışmıştır. Yine din üzerinden bir siyasi vaziyet alıyor. Evet, hep kendini zayıf hissettiğinde kutsalları öne sürüyor. Kutsallar sanki onun kalkanıymış gibi. Yani kutsallara da zarar veriyor. Yani insanlar kendi günahlarıyla, günahlarını kutsallarla kapatmaya çalıştığı zaman en büyük zararı o kutsal değerlere vermiş olur. Ama bundan çekinmiyor, bunu çok rahatlıkla kullanıyor. Ama Ali Babacan ne yapar, başarılı olabilir mi derseniz, burada kimlerle yola çıkacağı, nasıl bir kadro kuracağı, hangi söylemlerle ortaya çıkacağı ve özellikle mecliste ne kadar milletvekili kendisini destekleyecek, bu son derece önemli. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 20'nin üzerinde milletvekili alır ve grup kurarsa, bu grubun yeni kurulacak parti adına mecliste aktif hale gelmesi AKP aleyhine tabanlarının genişlemesine yol açabilir. Bu son derece önemli bir hadise. Ama ben olayı biraz daha farklı değerlendiriyorum. O da şudur. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin iktidar alternatifi tek partisidir. Buna da böyle inanmak lazım. Çünkü ana muhalefet partisidir. Gerçi yeni rejimle birlikte ikinci parti oluyor. O ikinci parti lafını da hiç sevmiyor. Ben de sevmedim de getirdikleri ucube sistemin koyduğu bir isim ana muhalefet partisine. Yani onların verdikleri sistemi kendisini sevmedi ki koydu adı sebebi. Yani o vermiş oldukları isimler doğru değil aslında. Ana muhalefet partisi demek daha doğru. AKP'ye de hükümet partisi demek bence daha doğru. Çünkü hükümet partinin genel başkanı zaten. Evet. Ve hatta hükümetin partisi demek lazım. Çünkü emir eri gibi hepsi. Yani işin doğrusu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetin partisidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisidir. Ana muhalefet partisi demek iktidar alternatifi demektir. İlk seçimlerde iktidara her zaman aday demektir. Bu iktidarı devralabileceğini de son iki seçimde, iki yerel seçimde, üst üste yapılan seçimlerde göstermiştir zaten. Türkiye'nin %50'ye yakın nüfusun yaşadığı belediyeleri almıştır 31 Mart'ta. Daha sonra da Türkiye'nin 4/5'te birini temsil eden İstanbul'da %54'ü aşan bir oy almıştır. Bu şu demektir, yani Cumhuriyet Halk Partisi hükümet olmak için başka bir umuda muhtaç değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi doğrudan siyasi basiretiyle, kendi kimliğine inanarak, kendi politikalarına, programına inanarak ve çalışarak elbette iktidara ulaşabilecek bir partidir. Peki Babacan hareketleri veya Davutoğlu'nun hareketleri ne anlama gelir? Onları da var kılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü çıkışıdır, sandıktan güçlü olarak çıkmış olmasıdır. Bakın, biraz önce sohbette de, yayından önceki sohbette de siz söylediniz. Sizin söylediğiniz şeyi ben size satayım şimdi. Eğer 23 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u almasaydı, böyle %50 küsür oy almasaydı, Babacan ve arkadaşları yeni bir parti kurma isteğine dillendirirler miydi acaba? Hayır. 23 Haziran'a kadar hiç konuşmadılar. Aylardır kamuoyu tartışıyordu ama onlar susuyorlardı. Ne yapacaklarıyla ilgili kesin karar vermedikleri belliydi. Seçimleri izlediler. Seçimlerde gördüler ki Erdoğan gidicidir. Gidiyor. O halde buradaki biriken oyları birileri devralmalı. Devralmalı. Devralmalı dediler. Oradaki biriken oyları devralmak hevesiyle, iştahıyla, kararlılığıyla şimdi daha cesur görünüyorlar. Yine bence tam performans gösterdiklerini söyleyemem ama en azından parti kurma kararlılığı gösterdiklerini düşünüyorum. Ben ilk rivayetler yapıldığında, yani bunlar parti kuracaklar falan denildiğinde, yani kuramazlar gibi geliyordu bana. Erdoğan onları bir vesileyle kenara çekebilir diye düşünüyordum. Çünkü oradaki arkadaşların
huylarını falan da bildiğim için tabii ki o tavrı göstereceklerine ihtimal vermiyordum. Ama yanıldım. Ama beni yanıltan şey ne? Nedir? Beni yanıltan şey onların cesaretlerinin varoluşundan değil, siyasi atmosferin onlara bir zemin açmış olmasındandır. Evet. Bu siyasi atmosferi inşa edense Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için biz yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak söyleyecek olursam kendi çabamıza, kendi partimize, kendi partimizin iktidarına inanıyoruz. Bu arada Türkiye parti kurmanın en kolay olduğu ülkedir. Herkes parti kurabilir. Siyasi partiler kanunu bellidir. Ben parti kuracağım diyen kişileri, grupları Türk siyasi hayatına bir renkli katarlar nasıl olsa. Gelsinler, kursunlar. Onlar da içeriden biri olarak eleştirilerini serdetsinler diye olumlu karşılarız. Evet. Şimdi çok doğru. Hakikaten siyasi parti kurmak bu ülkede hani çok da bildik bir ifade vardır. Turşu kurmaktan daha kolaydır diye. Çünkü turşunun da belli bir ayarı gerekiyor. Yani suyu. Tabii o çok zor bir şey. Kurmadım ama öyle derler. Hani siyasi parti kurmak çok kolay. Bir araya geldiğiniz zaman kaç bir dilekçe veriyorsunuz. Değil mi? Tek bir dilekçeyle İçişleri evet. Bakanına veriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Parti kuruluyor. Bir de binanız olduğu zaman yeter. Evet. Seçimlere katılma şartları falan filan sonra geliyor. Evet. Ama partiyi kurarsınız. Şimdi gerçekten Ali Babacan bugün bir parti kurmak adına arkadaşlarıyla yola çıkmışsa, o arkadaşları değişik mecralarda basın önünde ya da basın arkasında işte sohbetlerde, kahvelerde korkmadan konuşma cesareti bulmuşlarsa, bu birilerinin ciddi bedel ödemesi sonucu oluşan atmosferdendir. Kimse o tarafta konuşanları ya ben cesurca çıktım gibi bir rol üstlenmesin. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. Evet. O çocuk hala 19 yaşında. Bundan tam 6 yıl önce bir karanlık sokakta karanlık insanlar tarafından öldürüldü. O ve onun arkadaşları o gezi döneminde 8 çocuk hayatını kaybetti. Yaralananları, gözünden olanları, uzuvlarında zarar görenleri saymıyorum bile. İşte onlar o mücadeleyi verdi. Bizi bugünlere taşıdılar. Herkesin sustuğu dönemde konuşan birileri vardı bu ülkede. İşte onların oluşturdukları zemindir bugün Ali Babacan'a, Davutoğlu'na ya da bir başka ifadeyle o ekibin içindeki insanlara alan açılmasının sebebi budur. Ve en sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin demokrasi başlığı altında bir araya gelmeleri bugün o partide içindekileri de hareketlendirmiştir. Kimse bunu başka türlü algılamasın diye düşünüyorum. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle AKP'nin alternatifi, AKP'nin içinden çıkan bir başka siyasal anlayış ya da parti olamaz, olmamalıdır da zaten. Onlar kendi yollarında gidebilirler. Evet AKP gidiyor, çok belli. Siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Her türlü şey bunu gösteriyor, bunu veriyor bize. Buradan sizin de ifade ettiğiniz gibi bir oy var. Onun da sahibi kim olacak? O başka bir alan. Buyurun. Evet, söylediklerinize tamamıyla katılıyorum. Özellikle Ali İsmail Korkmaz'ın vefat yıl dönümü münasebetiyle Gezi'de hayatını kaybeden bütün gençlerimize, yaralananlara, acısını çekenlere saygılarımızı, sevgilerimizi, rahmet dileklerimizi buradan iletiyorum. Ali İsmail Korkmaz'ın son dönemlerini, o uğradığı saldırıyı her izlediğimde gerçekten çok yürekten etkileniyorum. Vurmayın, ölüyorum diyor. Ve orada birileri, güya sivil, onlar da vatandaş. Ama fırıncı. Ama bir masum insanı, genç bir delikanlıyı insafsızca öldürecek derecede darp ediyorlar. Yani o sahneleri görüp de üzülmemek, etkilenmemek ve Gezi hareketinin Türk demokrasisine kattıklarını anmamak imkansız. Sivil bir hareketti. Organize bir hareket değildi. Spontane gelişti. Elebaşları yoktu. Örgüt yoktu, örgütlü bir durum yoktu. Binlerce, yüz binlerce, hatta belki milyonlarca insan yürekten
yaşadığı toplumdaki antidemokratik gidişi protesto etmek maksadıyla, gidişin yanlış olduğunu anlatmak suretiyle sokaklara döküldüler. Ve kötü bir şey de yapmadılar. Özellikle basının yok oluşu, işte muhalefette aradıklarını o dönemde görememiş olmaları, insanların bireysel olarak bir sivil muhalefet, demokratik eylemler yapmalarına yol açmıştır. Ama bunu da iktidar o dönemde domine etti. Evet. Ben hayret ediyorum. İşte güvenlik görevlerini göstericilere, sivil göstericilere karşı şiddete teşvik eden üsluplar, beyanlar, işte güvenlik güçlerimiz destan yazıyor üslubuyla Sayın Erdoğan'ın o dönemde yaptığı konuşmalar demokratik çıkışlara karşı tahammülü olmadığını göstermiştir. Ama o hareketin bastırılmış olması önemli değil. Önemli olan şudur. Gezi hareketi Türk demokrasisine ve sivil inisiyatife çok büyük bir kazanım sağlamıştır. İşte o kazanımın ardındadır ki muhalefet güçlenmiştir. Bugünlere gelmiştir. İşte siyasette belirttiğiniz gibi yeni oluşumlara dahi o hareket zemin vermiştir. O dönemde ben İngiltere'deydim. Siz bir başka kanaldaydınız. Sürekli telefonla bağlanırdınız. Evet. Bazen burada gece 12'de olduğu halde orada saat gece 2 gibi olur. Burada 2 olduğunda orada 4 olur. Telefon çalar. Uykudan uyanama bir halde canlı yayına katılırdım. O günleri hatırlıyorum. Ve gerçekten O ruh, Sayın Bakan sözünüzü kestim. O ruh dün, önceki gün ODTÜ'de kendini gösterdi. Evet. O ruh. O gezi ruhu, oradaki çocukların o direnişi, onların kardeşleri, bir dost aralarında bir 6-7-10 yaş var, kardeşleri ODTÜ'de sahip çıktılar kavaklıklarına. Evet. Yani o ruh güzel bir ruhtu. Evet. Yani o ruhun yok olduğunu düşünmek mümkün değil. Bizde bile canlı duruyor. Değil mi? Yani her zaman yaşlılar gençlere hocalık, öğretmenlik yapmaz. Aslında genç nüfus daha dinamiktir. Daha geleceğe iyi okur. Hantal değil, dinamik süreçleri görme alışkanlığı vardır. Ona tepki duyma kabiliyeti vardır. Gezi ve benzeri olaylar, ODTÜ'deki gençlerin davranışları hep bize hocalık yaptıklarını gösterir. Doğru. Kesinlikle doğru. Şimdi anlaşılan böyle bir siyasi set önümüzdeki süreçte başka bir tarafa doğru evrilecek. Bu evrilme daha doğrusu 23 Haziran seçimlerinin hemen ardından bir başka tartışma da başlattı. Başkanlık sistemi. Her ne kadar Sayın Bahçeli başkanlık sistemi oturmuştur, bazı arızalar olabilir, sağından solundan bakarız mealinde bir şeyler söylediyse, buna Erdoğan da katıldıysa da bu başkanlık sisteminin artık yürütülebilir bir şey olmadığını hani biz zaten biliyorduk da sanıyorum onlar da yavaş yavaş anladı. Bundan sonraki strateji ne olmadı? Türkiye'nin önünde ne yapmalı ki Türkiye'nin önü açılsın? Hem siyaseten hem iç hem dış siyaseten hem de ekonomik anlamda. Şimdi bu rejimin Türkiye'nin hukuk yapısını bozduğu, devlet çarkını bozduğu, hak ve özgürlükleri baskıladığı, adaleti ortadan kaldırdığı, demokrasiye zarar verdiği, artık demokratik bir düzenden de bahsedemeyiz ve nihayet ekonomimizi de mahvettiği ortadadır. Bu rejimin Erdoğan'dan veya partilerden bağımsız olarak zaten Türkiye'yi bir açmazın içerisine soktuğu kesindir. Böyle bir noktada ben iktidar cephesinin yani hükümet cephesinin sadece olaya kendi iktidarı açısından baktığını düşünüyorum. 23 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden de bu bir revizyona tabi tutulmalıdır denildi. Evet. Her ne kadar Sayın Bahçeli
farklı şeyler söylemiş olsa da bugün galiba Hüseyin Çelik'in açıklamalarıydı. Bir sistemde bir revizyon ihtiyacından bahsediyor. Yani iktidar, Tayyip Erdoğan, hatta Tayyip Erdoğan konuşmalarıyla bunu tamamen rafa kaldırmış değil. Ama şu anda test ettiğini düşünüyorum. Yani kendi eliyle kurduğu, milleti sandığa taşıdığı 16 Nisan referandumuyla ortaya çıkan anayasal düzeni kendisi de sorgulamaya başlamıştır. Ama yakından bildiğim için kendisinin sorguladığı nokta sadece tek bir noktadır. Bizim gibi bu demokrasiye uygun mu? İnsan haklarına uygun mu? Adalet var mı? Hukuk devleti var mı? Ekonomiye yarar mı falan diye bakmıyor. Hangi açıdan bakıyor? Baktığı bir tek açı var. Bu rejim devam ettiği sürece ben iktidarda kalabilir miyim? Ona bakıyor. Çünkü bu rejim beni iktidarda tutar mı diye bakıyor. Tutar mı diye bakıyor. Çünkü iktidarın çatısını %50 artı 1'e çıkardı bu rejim. Evet. Eskiden %30 oy alan parti bile iktidar olabiliyordu. Evet. Parlamenter demokraside. Ama şimdi %50'yi aşmadığınız sürece asla iktidar olamazsınız. Hükümet olamazsınız. Ve öyle bir hükümet ki hem tek başınıza hükümetsiniz, hem yargıya hükmediyorsunuz, hem parlamentoya, parlamentodaki gruba hitap ediyorsunuz, hükmediyorsunuz. Parlamentonun yasama yetkisinin bir kısmını da siz kullanıyorsunuz. Böyle bir iktidar bu. Ve bunun için de 50 artı 1 yetiyor. Yetiyor. Ama 50 artı 1'i almakta zorlanacağı endişesine düştü. Hatta bu son seçimlerle birlikte böyle giderse bu 50 artı 1 bana hiç yaklaşmaz. Gelecek seçim devretmek, hükümeti teslim etmek zorunda kalacağım. Onun için bu rejim bir sorgulanmalı, revizyona tabi tutulmalı diye sorgulamaya başladı. Sorguladığı nokta bir tane. Bir nokta yani. Şimdi bu ihtiyaç nedeniyle partilerle görüşebilirler. Biraz vakitleri var. O kadar acele etmiyorlar. Şu anda test yapıyorlar. Ne yapabiliriz diye, ne yapmamız lazım diye. Ben her zaman Türkiye'nin antidemokratik yapısından muzdaribim. Hiçbir zaman memlekete bir faydası olmaz. Onun için hukuk devletinin, demokrasinin gereklerinin, insan haklarının, adalet mekanizmasının ve devlet çarklarının düzgün işlemesinin, erkler ayrılığı ilkesinin korunmasının ülkemizin geleceğine de bugüne de faydası olduğunu düşünüyorum. Bunu sağlamamız lazım. Ama bunun ayrıntısı ne olabilir? Ne yapmak lazım? Bazıları şöyle diye düşünüyorlar. Onlara da hak veriyorum. İlk defa telaffuz edeceğim. Nedir o? Ya ülkeyi o kadar batırdılar ki. Yani biner biner şey alıyorlar mesela. Hakim savcı alıyorlar. Üstelik de partinin değişik kademelerinde çalışmayanları tabii da koymuyorlar. Böyle bir yargı düzeni. Yani yargı olur mu? Buradan adalet çıkar mı? Buradan hukuk devleti çıkar mı? Yani 17 sene içerisinde ülkeyi öylesine tahrip ettiler ki operasyonel bir şekilde yeniden sistemi kurmak lazım. Bu nasıl olacak? Yani şimdi Sayın Erdoğan'ın parlamenter demokrasi yoluyla iktidara gelmesini sağlayarak Türkiye düzlüğe çıkabilir mi? Çıkamaz. Bu bugün konuşulacak konu değil. Bunu bugün tartışıp, bugün hadi bu değişikliği yapalım demek doğru değil. Bu yeni bir seçimden sonra tartışılması gereken bir konu. Diyor bazı bu konu üzerine kafa yormuş insanlar. Ben bunu çok da yabana atmıyorum. Yani aman buna hiç girmeyelim. Parlamenter demokrasi önümüze konulduğu zaman full bunu desteklemek lazımdır diye bakmayanların da haklı olabilecekleri noktalar olduğunu düşünüyorum. Fakat tartışılması lazım. Lehte, aleyhte boyutlarıyla ve o tartışma zemininden en doğru rotanın belirlenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani parlamenter rejime geçmek gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Evet. Türkiye'nin kurtuluşu burada mı? Burada. Evet. Ama bunu bugün mü tartışalım? Hayır diyorsunuz. Bir seçim geçsin,
o seçimin sonucundan sonra tartışalım diyorsunuz. Evet, evet. Yani bu görüşe bir hayli vatandaşlar katılıyor yalnız. Evet, gerçekten. Benim de sağdan soldan böyle evet. kulağıma gelen şeylerden yani, dolayı tamam. canlı bir... Başkanlık sistemi madem getirdi Sayın Cumhurbaşkanı, işte görsün adam akıllı, ondan sonra nasıl olsa bir seçim olacak. O seçimin ardından gelecek olan iktidar parlamenter sisteme taşımanın yollarını, tartışma yollarını arar diye bir ciddi anlamda bazı çevrelerde ifade ediliyor. Evet. Evet. Şimdi Sayın Bakan, şimdi siyaset öyle bir hal aldı ki muhalefete de çok ciddi görevler düşüyor. Özellikle 23 Haziran'dan sonra CHP'nin kazandığı belediyeler bu anlamda ilerisi için bir lokomotif olacak. Bu noktada CHP ya da İYİ Parti önemli değil ama muhalefet demokrasiye inanmış, demokratik güç çatısını oluşturan o dinamiklerin bundan sonraki süreci nasıl geçirmeleri gerekiyor? Şimdi söylediğiniz nokta son derece de önemli. Yani Türkiye'nin iktidarına talip bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve belirttiğiniz gibi Türkiye'de demokratik bir yaşam biçimini, devlet düzenini görmek isteyen herkesin beklediği şey bu seçimlerde başarılı olan, iktidar alternatifi olduğunu gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı belediyelerde iyi bir belediyecilik göstermesini bekliyor. Yani hem dürüst, insanların, toplumun hakkını, hukukunu, malını koruyan bir belediyecilik hem de iş yapan, başarılı olan bir belediyecilik sergilemelerini bekliyor. Bu konuda ben özellikle Ankara, İstanbul belediye başkanlarımızın daha önce de belediye başkanlıkları olduğu için belediyecilik konusunda tecrübeli olduklarını düşünüyorum. Bu konuştuğumuz süreçlerin ne kadar önemli olduğunu bizim kadar hissettiklerini biliyorum. Ve dolayısıyla başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yani kamuoyunda iyi bir belediyemiz var diyecektir insanlar. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, diğer büyük kentlerde de bu gerçekleştirilecektir. Bu şu andaki siyasi gidişe bir ivme kazandıracaktır bence. Evet. Bu son derece önemli. Şimdi yaklaşık bir 6-7 dakikamız kaldı. Burayı da ekonomiye ayırmak istiyorum. Neler var? Merkez Bankası Başkanı'nın evet. böyle bir sabah kalktığımızda değişiverdiğini görmek gibi. Memur ve şeylere, işçilere 5+4'lük bir zam teklifinin ki Türk İş Masa'dan kalktı. Böyle bir abuk subuk bir zam teklifinin geldiği bir süreç. Yoksulluk sınırı vesaire bunlar da ortada. Şöyle genel bir ekonomik tablo çizerseniz bize son 5-6 dakikamızı da böyle geçirelim. Şimdi bir kere ekonomi yönetimi kötü, berbat. Yani hükümetin ekonomiyi yönetme becerisi yoktur. Bir taraftan bütün ekonomik birimleri damata havale etmiş. Diğer taraftan bürokrasiyle yasalara aykırı olarak oynuyor. Merkez Bankası Başkanı böyle rastgele değiştirilemez. Kanun açıktır. Merkez Bankası Başkanı bir kez atandı mıydı 5 yıl görevden alınamaz. Görevden alınacağı şeyler, noktalar, hususlar Merkez Bankası Kanunu'nun 25-27. Maddelerinde yazıyor. Nedir? Evet. Ticaretle uğraşıyorsa Merkez Bankası Başkanı veya bir bankaya ortaklığı varsa Merkez Bankası Başkanı olamaz. O takdirde değiştirilebilir. Ama kanunun belirttiği hususlarda görevden alınmasını gerektiren herhangi bir durum yoksa görev süresi dolmadan Merkez Bankası Başkanı alınamaz. Dolayısıyla yasaya doğrudan doğruya aykırı olarak Sayın Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı almıştır ve yerine başka birini koymuştur. Bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, bağımsız operasyon ve karar alma niteliğine yapılmış bir baskıdır. Bu tüm Merkez Bankası üyelerine bir gözdağı anlamına da gelir.
eliyle orayı oturtturduğuna da bir talimat anlamı taşır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kalmadı diye içeride ve dışarıda ekonomik karar vericilerin tedirgin olduğu bir ortamda kendisi pazar günü açıklama yaptılar. Sözümü dinlemiyordu, onun için aldım diyor. Evet ya. Yani öyle dedi. Bu da daha büyük bir hata. Yani ekonominin nasıl yönetileceğini bilmediğini gösteren bir davranış biçimidir, sözdür bu. Dolayısıyla böyle ekonomi yönetilmez. Merkez Bankası'na böyle atama yapılmaz. İşte Hazine Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu başına böyle damat konmaz. Bütün işleri, bütün parayla ilgili işlere yani ya kendisi var ya damat var. Böyle bir yönetim tarzı olmaz. Yanlış yaptığınız zaman, kadroyu yanlış kurduğunuz zaman işler de kötüye gider. İkincisi, işte bugün meclisteyiz. Belki sabahlayacağız buradan sonra da meclise gideceğim. Bu arada onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Plan Bütçe Komisyonu toplantınız vardı. O toplantıyı biraz bölerek geldiniz. Teşekkürler o anlamda. Görüşmeler devam ederken bir mola verdik. Plan Bütçe'de görüşmeler devam ediyor. Getirdikleri kanun, yani krize çare için yapılan bir takım palyatif tedbirler. Bütçe korkunç açık veriyor. Bütçe açıkları nereden kapatacağız diye bilmem oradan buradan rastgele bir defalık gelirler bulmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası'nın karına el koydular biliyorsunuz 33 evet. milyar. Şimdi de 40 milyar liralık ihtiyat akçelerini bütçeye, hazineye devreden bir maddeyle geldiler. Diğer taraftan piyasada pek çok sanayici, iş adamı, tüccar batıyor. Bilmem onlarla ilgili gah İstanbul yaklaşımı dediğimiz, gah varlık barışı dediğimiz değişik maddeleri söylüyorum. Borçların yapılandırması dediğimiz bir takım düzenlemeler getirmişler. Ama bunun dışında bir bakıyorsunuz ki mesela yurt dışında çalışan ve Türkiye'de emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın hem emeklilik primlerini artırıyorlar hem de emekli maaşlarını azaltıyorlar. Yani çift taraflı. Şeye kime çalıştıkları yani belli. Yani bir proje vurmuşlar, yanda, bir sol proje vurmuşlar. Yani krizi, öyle anlaşılıyor. Krizi fırsata çevirip garibanın tepesine vurmaya, yandaşı abat etmeye çalışıyorlar. Böyle bir paket. Şimdi bu söylediğiniz son işçiye zam olayı, işte işçi memur emeklilere zam meselesi. Yani son dönemlerde çok bilinçli olarak enflasyonu düşük göstermek için çaba harcadılar. Tabii. Enflasyon hesaplamalarıyla ilgili olarak bir takım ince hesap ayarları yaptılar. Ve neticede efendim enflasyon şuraya düştüydü, buraya düştüydü. Geçen sene de yarı yıl zammında aynı şeyi yaptılar. Enflasyon almış başını gidiyor, mutfakta yangın var, insanlar geçim sıkıntısına düşmüşler. Bunlar aman memur, emekli, işçi biraz fazla maaş almasın, enflasyonun altında alsın. Yani reel gelirlerini azaltalım da krizin faturasını bu düşük gelir gruplarının üzerine yıkalım diye çaba harcıyorlar. Yani hükümetin bakış tarzı bu. Bu hükümet yoksuldan yana değildir. İşçiden, emekliden, memurdan, esnaftan, çiftçiden yana değildir. Krizle ilgili çıkarılan, getirilen bu torba yasada mecliste görüştüğümüz çiftçiyle ilgili tek bir madde yoktur. Esnafın derdine deva olacak tek bir madde yoktur. Emeklilerin aleyhine bir madde vardır, emeklilerin bir kesiminin. İşçiyle, memurla vesaireyle ilgili hiçbir madde yoktur. Böyle bir yönetim tarzı, böyle bir krizden çıkış programı olur mu? Bir kere darmadağınık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İkincisi kime çalıştıkları belli. Yoksula evet. karşı ama yandaşa taraflar. Evet. Aslında söyleyecek çok şey var. Ama süremizin de sonuna geldik. Evet. Bilmiyorum son bir cümleniz var mı? Onunla kapatalım isterseniz. Evet. Son cümleyi söylemiştim zaten. Bir daha söyleyeyim. Evet. Bu yani hükümetin yürüyüşünde nereye gittiği belli. Biri sormuş birine. Demiş ki karşı köye gideceğim. Ne kadar sürede giderim?
O da demiş ki biraz yürü bakalım. Yürüyüşüne bakmış, demiş ki bir saat sonra sen karşı köydesin. Niye baştan söylemedin deyince demiş ki kimi hızlı yürür, kimi yavaş yürür. Yürüyüşünü göstereceksin ki nereye ne zaman varacağını söyleyeyim demiş. Şimdi bu hükümetin bir yılı dolan Ağustos, geçen yıl Ağustos'ta ortaya çıkardığı, yanlış yönetimle ortaya çıkardığı krizden bugüne kadar ekonomiyle ilgili meclise getirdikleri, açıkladıkları, yapmaya çalıştıklarına bakıyorum. Krizi menfaate çevirmeye çalışıyorlar. Hala krizden de nemalanmaya çalışıyorlar. Ve bunların bu ülkede yaşayan milyonlarca vatandaşımıza, yurttaşımıza, çiftçimize, esnafımıza, işçimize, memurumuza verecekleri hiçbir hayır yoktur. Peki. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Kırmadınız, geldiniz. Değerli izleyenler, bizden bu kadar. Yarın saat 11'de bir başka konukla kulis programını ile sizlerle olacağım. Ama ayrılmayın, Murat Taylan günü sizler için hazırladı. Gerçekten gün öğreniyorsunuz. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.